Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin. Merhabalar. Marksizmin dördüncü gününde otoriterizm, popülizm, faşizm, kesişme noktaları ve ayrımlar başlıklı toplantıya hoş geldiniz. Son 10 yıldır biliyoruz dünyanın hemen her yerinde otoriter rejimlerin ya oluştuğunu ya da popülist aşırı sağ hareketlerin iktidarda olmasalar bile büyüdüğünü gözlemliyoruz. Kapitalizmin ekoloji, ekonomi ve Covid'le çoğalan krizleri ve sistemin bu krize yanıt vermekte zorlanması siyasal alanı hem kitlelerin dönüştüğü hem de hareketlerin reaksiyonuyla otoriterleşmeye doğru evrildiği bir şekle getirdi. Bugün bu bahsettiğim manzara içinde sıkça kullanılan kimi kavramları tartışıyor olacağız. İlk konuşmacımız İngiltere'de Sosyalist İşçi Partisi üyesi Alex Kalinikos. Kendisi aynı zamanda International Socialism Journal'ında editörlerinden. İkinci konuşmacımız ise akademisyen, yazar, iletişim yayınları ve birikim dergisinin kurucularından Ahmet İnsel. Alex Kalinikos hem aşırı sağın yükselişinin bugünkü bağlamından bahsedecek hem de otoriterleşme eğiliminin bir parçasını oluşturan faşist hareketlerin yükselişine ve bir bütün olarak sağa, aşırı sağa karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğine değinecek. Ahmet İnsel ise bu birikimin Şubat-Mart sayısında yoğunlaştığını gördüğümüz faşizm, popülizm ve otoriterlik tartışmalarına yaptığı katkıda bugünkü hani aşırı sağ hareketleri, ideolojileri ve kimi otoriter rejimleri nasıl karakterize etmemiz gerektiğine bakıyordu. Bugün de konuşmasında bunlardan bahsedecek. Hem Avrupa'daki tartışmaları hem de Türkiye'deki rejimin nasıl analiz edilmesi gerektiğine değinecek. Son konuşmacımız Canan Şahin de DİSİP'ten. Benzer bir o şekilde yine otoriter rejimler ve faşist ve popülist hareketler arasındaki ilişki özellikle Türkiye özelinde değinecek. Toplantıda sunumlara geçmeden önce birkaç duyuru da yapmak istiyorum. Öncelikle chat kısmında DİSİP'in bu Marksizmi organize eden partinin iletişim föyünü bulabilirsiniz. Lütfen bilgilerinizi bırakmak isterseniz o föyü doldurunuz. Bir de yayınlarımızı takip etmek isterseniz Marksist.org'dan gündelik antikapitalist yorum, çeviri, haberleri takip edebilirsiniz. Ve tam da bugünkü toplantının konusunun bir dosya halinde yer aldığı bir dergimiz var. Enternasyonel Sosyalizm. Onun da linkini yine chatte bulabilirsiniz. Ve bir dizi yazıyla hem faşizmi hem otoriteryenizmi hem de bu tartışmaları ele alıyoruz. Ve ilk konuşmacımız Alex Kalinikos'un da Enternasyonel Sosyalizm'de yayınlanan bir yazısı vardı. Bu enternasyonel bizim dergimizde çeviri olarak yayınlandı. Onun da linkini yine chatte görebilirsiniz. İyi dinlemeler. Şimdi sözü Alex Kalinikos'a bırakıyorum. Hello everyone. My name is Alex Kalinikos and I'm a member of the Socialist Workers Party in Britain and I want to send you greetings and solidarity. I've been asked to talk about the far right in Europe and more generally in the world today. Now, this is a very important topic because the far right is now a globally destructive phenomenon. If you want to get a sense of this, look at what has been happening in India in recent weeks. We have the appalling escalation of the COVID-19 pandemic with very large numbers of deaths, probably tens of thousands of deaths every day. This terrible phenomenon is being presided over by a far-right government, the government of the BJP, a Hindu chauvinist party, whose prime minister, Narendra Modi, is a member of a fascist group, the RSS, which is at the core of the BJP. I mean, I'm not saying fascist to be an insult. This is a group set up in the 1920s, modelling itself to a large extent on the National Socialists and Hitler in Germany.
And this government, both through neglect and through mounting election rallies that acted as super spreader events, has made the pandemic much worse than it might otherwise have been in India. This is what we see here is the fusion of two key features of the present period. What has been called catastrophe capitalism, symbolized by the pandemic, and the rise of the far right. We've seen it also with the attempted seizure of the US Capitol on the 6th of January by essentially fascist supporters of Donald Trump. So we're talking about a very dangerous global phenomenon. Okay, first of all, we need to ask, where does the rise of the far right come from? And I would say that there are two crucial features of the situation that produce the rise of the far right. First of all, we can see that capitalism is experiencing multiple crises. It's suffering an economic crisis, which began with the global financial crisis at the end of the 2010s, but which has never been resolved, reflecting deep underlyings of profitability for capital, particularly in the advanced capitalist countries, so-called advanced capitalist countries, imperialist countries, a crisis that has been covered over by the actions of the central banks in pumping money, creating and pumping money into the financial system, but which has not been overcome. The pandemic has made this long-term crisis worse. We also have a biological crisis. The pandemic is simply the most visible example of the way in which capitalism's penetration of and destruction of nature is now having very profound and damaging consequences. We see it in the fires, wildfires around the world, the floods. These are examples of the way in which climate change is accelerating with catastrophic consequences. But now we see further catastrophe arising from the pandemic, and we can expect more like this. Finally, we have a political crisis, and this is the second element in the situation that I want to emphasize, which is that since the 1980s, the dominant ideology and mode of managing capitalism has been neoliberalism, an ideology and set of policies based upon the idea of the free market. The mainstream parties of both what's called these days the center-right and the center-left have adapted to and embraced neoliberalism. And this, for a long time, they went unchallenged. But now the scale of the crisis, particularly since the global financial crisis of 2007-08, has created an increasingly powerful reaction by large sections of the population, which means that the extreme center is squeezed. It's losing votes. It's under challenge. The problem is that for reasons I can't go into now, The challenge has come mainly from the extreme right and not from the radical left. The radical left has had opportunities, most importantly in Greece under Syriza in 2015, but it's, without going into the details, it's failed to take those opportunities. And this means that the vacuum or the place where opposition to the neoliberal status quo can be articulated primarily or seized primarily from the right. If we look at the far right, the dominant trend within it is what one might call the populist racist right. In other words, electoral parties that don't want to overthrow the existing system of bourgeois democracy, but want to force their way into the system and become the leading parties within the system. And they use racism, in particular in Europe and the United States, but also in India, Islamophobia, but also other forms of racism, scapegoating migrants, for example, in order to win popular support and to divert people's anger away
from neoliberalism and away from the underlying capitalist system, and through this scapegoating process to accumulate enough votes to make a breakthrough. Trump is a classic example of this. Trump, although people say he's a fascist, he isn't a fascist. He's an opportunist, pseudo-billionaire with a long-standing far-right agenda who has been able to a large extent, seize control of one of the two main parties in the US, the Republicans. He still dominates it, despite no longer being president. And to win the presidency, to everyone's surprise, in 2016. There are other parties like this in Europe, for example, the Lega in Italy, the AfD, the Alternative for Germany in Germany. They're also mainstream centre-right parties that have, to a significant extent, converted themselves into far-right parties. This is true of the Conservatives under Boris Johnson in Britain. It's also true, for example, of the Austrian People's Party. Although this is the dominant tendency among the far right, there is also a significant fascist element. Fascist parties operating separately, for example, the Brothers of Italy in Italy, fascist elements involved in populist racist parties. There's a powerful Nazi wing of the AfD in Germany, for example. But also fascist parties pretending to be populist racist parties. The most important of these is the Rassemblement National, the National Rally in France, whose leader, Marine Le Pen, is running the current French president, Emmanuel Macron, very close in the opinion polls for next year's presidential election. Now, Just let me underline in all this the importance of Islamophobia, because this is the, if you like, the kind of popular form of racism that these parties have built on. There's still strong elements of anti-Semitism in those parties as well, especially in the fascist elements, but the targeting of Muslims who, let me remind you, in Europe or the United States, are not a dominant group, but represent primarily a poor working class migrant population. Is the targeting of Muslims is crucial to the far right's political intervention and plays a very important role in their ideology. I don't have time to elaborate on this, but Islamophobia isn't just a crucial mobilizing and cementing ideology. This is something that connects the far right with imperialism, because the origins of Islamophobia in the imperialist core of the system really comes starting from the time of the Iranian Revolution at the end of the 70s, as US imperialism and its allies mount a series of interventions designed to re-establish their dominance over a crucial region. So this greatly qualifies the idea that the far right are just outsiders. They are building on something that was initiated from the core of the ruling class. We can see this in, very interestingly, the continuities between Trump's foreign policy and the foreign policy of Joe Biden, even though Biden is being compared to Franklin Roosevelt. For example, on China, you can't see a difference between the two presidencies. Now, I want to say something next about the differences between the far right generally and fascism, because there's a problem on the left often that any right-wing force that we don't like, we call fascist. But this is a mistake, because fascism is a very distinctive phenomenon. It's important to understand this, because one of the reasons why Mussolini triumphed in Italy and Hitler in Germany between the two world wars was because the left,
particularly the communist parties, underestimated fascism and didn't grasp its specific nature. One of the great achievements of Leon Trotsky as a Marxist was that he did identify the difference between the two and warned about the specific nature of fascism, unfortunately, without being listened to. Now, so what are the key features of fascism? First of all, fascism is, in its essence, an extra-parliamentary force that builds up a mass movement drawn predominantly from the middle classes, as Trotsky put it, the despairing middle classes that have been hit by the economic crisis, that don't have the resources that big capital do, that don't have the collective organisations that workers have. Secondly, historically, fascist parties have always had paramilitary wings, although this is a less dominant feature today because the fascists tend to try and present themselves as electoral parties. Thirdly, the fascists are united by a pseudo-revolutionary ideology. In other words, fascists present themselves as outside and against the system. They often use anti-capitalist rhetoric of different sorts. The German Marxist Ernst Bloch, writing about the Nazis in the 1930s, said that they tended to resort to what he called romantic anti-capitalism. In other words, they denounced contemporary capitalism in the name of a romanticized past and promised to restore the past. Now, you can hear echoes of that in Trump, make America great again. You know, in other words, America was great. Now we're going to restore it. Trump isn't a fascist, but his rhetorical devices are often very similar to the fascist. This is one reason why anti-Semitism is important, because this allows the Nazis to distinguish between, if you like, good capitalists who, in the case of the Nazis, the historical Nazis were, you know, good German capitalists, part of the German Volksgemeinschaft, German national community, and the bad capitalists, who is essentially identified as Jewish, cosmopolitan Jewish capital, as they sometimes say. So this makes this element in their ideology allows the fascists to pose as anti-capitalists, although in fact they're not. And the reason why they're useful to capital is that because they have this mass movement and because they have no commitment to bourgeois democracy, they can be used as a battering ram to smash the organized working class, which is what Hitler and Mussolini did between the wars. Final point, the fascists are autonomous of the ruling class. It's a mistake to see the fascists as just tools of the ruling class. No, they have an autonomy. We can see this very clearly with Hitler in particular, the most extreme form of fascism. But they can be useful to the ruling class, for example, by destroying the organized working class. So you can have a convergence of interests between the fascists and the working class. Now, just briefly, how does Turkey fit into this? People often say that the AK party is a fascist party. I think this is a mistake. The AK party is a bourgeois Islamist party. Its class base comes from the new capitalists who emerged in Anatolia over the last 30 to 40 years, built up Turkey's export industries. It has been able to present itself as a popular and radical party and win mass support because of the way that faithful Muslims were politically excluded and sometimes repressed under the modern Turkish state, and through the kind of conflicts that Erdogan mounted with the establishment, the old secularist Kemalist establishment of the Turkish state. Now, since 2016, since the coup in 2016, Erdogan has taken a more repressive turn. But notice, he's done so in the context of making peace with the military.
Whereas previously he confronted the military, purged it, etc., etc., now he's working hand in glove with the military, in particular to repress the Kurds. It's also worth noting that that Erdogan has been, in recent years, in alliance with a genuine fascist party, the MHP. These are real fascists. It's really bad that they're in government. This gives them influence and it gives them legitimacy. But it doesn't make the Turkish state a fascist one. Turkey remains a bourgeois democracy subject to the limitations that have existed for many decades that come from the special role that the military have given themselves and have had constitutionally ratified as the guardians of the Kemalist state. So we have to be very precise about how we characterize different formations. In any case, the rise of the far right globally is an extremely dangerous phenomenon, needs to be combated. This really has two dimensions. The experience of fighting fascism from the 1920s and 30s onwards shows that you have to build a united front against the fascist. United front, in other words, unity of revolutionary and reformist elements within the working class to stop the fascists, to stop them being able to organize, to drive them off the streets, to deprive them of legitimacy, to marginalize them, and if possible, to destroy them completely. So you have to build a mass movement that mobilizes itself on the streets, that specifically targets the fascists. And that's the basis of the movement. It's bringing together anti-racists who want to get rid of the fascists without any requirements about your other political commitments, whether you're socialist, whether you're revolutionary, etc. That's not important from the point of view of this United Front. But secondly, you need to build a socialist alternative that can offer the people who are hit by the way in which the system is in increasing crisis, that can offer them hope rather than despair. Because fascism and the far right generally is a politics of despair, of targeting, of scapegoating, of racism, of destruction, ultimately, as we see with Hitler, of mass murder. Socialists can offer a different kind of future in which we move towards a society in which human beings democratically and collectively manage the resources of society and achieve a relationship with nature which is no longer destructive in the way in which that of in the way in which capitalism's relationship to nature is. And I think that we're in a favorable situation to begin to develop a much stronger anti-capitalist alternative. Because astonishingly, within the pandemic, we've seen the development of mass movements of protest, despite the restrictions and so on, above all the Black Lives Matter movement that started in the United States and radiated out internationally. A movement that Noam Chomsky has said is the biggest protest movement in American history. This provides, and other movements that I don't have time to mention, for example, of solidarity with the Palestinian people, offer a favorable context to defeating the challenge of the far right. So thank you very much, comrades. Good luck, and I'm looking forward to the discussion. Alex Karinikos'a sunuşu için çok teşekkür ederiz. Söylediğim gibi yazısının çevirisini Enternasyonel Sosyalizm'in son sayısında bulabilirsiniz bu konu üzerine yazdığı. Linkini chatte görebilirsiniz. İkinci konuşmacımız, konuşmanın başında söylemiştim oturumun başında. Yine akademisyen, yazar, İletişim Yayınları ve Birikim Dergisi'nin kurucularından Ahmet İnsel. Ahmet İnsel özellikle bugünkü hareket ve rejimleri ve ideolojileri geçmişle 20-40 arası dönemle de kıyasla nasıl karakterize etmemiz gerektiğini anlatacak. Bir iki duyurum daha var, ondan sonra sözü Ahmet İnsel'e bırakacağım. Sosyalist İşçi gazetesinin de 27. dijital sayısı çıktı.
okumak için yine lütfen chat'teki linke bakınız. Ve salgın günlerinde de bizim yaptığımız bütün yayınları ve toplantıları görebileceğiniz bir YouTube kanalımız var. Lütfen YouTube kanalımıza da üye olun. Onun da linkini chat'te görebilirsiniz. Şimdi söz Ahmet İnsel'de. Merhaba. Marksizm günlerinin bu oturumunda sizinle üç konuyu ele almak istiyorum. Birincisi faşizm popülizmidir sorusu. Onu biraz yanıtlamaya çalışacağım. Arkasından popülizm faşizme dönüşebilir mi sorusu. Ve son olarak da günümüzde post faşizm, otoriterizm, otoriterlik ve otoriter nasyonel kapitalizm olarak tanımladığımız rejimler eski 20. yüzyıl faşizmleriyle olan bağlantıları ve yeni bir 21. yüzyıl faşizminin öncüsü veyahut temsilcisi olma ihtimalleri üzerine durmak istiyorum. İlk olarak faşizm popülizm miydi? Biliyorsunuz faşizm bundan 102 yıl önce 1919'da Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin önderliğinde kurulan Fasci Italiani di Combattimento, yani İtalyan savaşçılar, savaş mücadele birliği adlı örgütün kurulmasıyla resmen ortaya çıktı. Fasci tabiri, yani faşizmin daha sonra adı faşizme dönüşen bu Fasci tabiri, Antik Roma'da birliği işaret eden demeti, başak demeti yanılmıyorsam, ifade ediyordu. Ve bu birlik teması, İtalya'nın birliği, İtalya'nın savaş sonrası özellikle ortamda İtalya'nın birliği teması üzerinden, toplum ve devlet birliği, bütünlüğü teması üzerinden oluşan bu beklenti daha sonra, iki yıl sonra İtalyan Faşist Partisi'nin kurulmasıyla sonuçlandı. 1921. Yani bundan tam 100 yıl önce. 1921 Kasım ayında İtalyan Faşist Partisi kuruldu. Bu dünyada faşist tabirinin siyasal alanda ilk kullanım anıdır diyebilirim. İlk başta bu daha doğrusu İtalyan Faşist Partisi dedim yanlış, Ulusal Faşist Parti resmi adıyla. Ulusal Faşist Parti kuruldu. İlk başta Ulusal Faşist Parti'nin programı sosyal taleplerle aşırı bir milliyetçiliği birleştiriyordu. Sosyal talepler esas itibariyle toprak reformu, sermayenin kısmen devletleştirilmesi, kilisenin mallarına el konulması gibi Sosyalist Parti'nin Mussolini'nin içinden geldiği, Birinci Dünya Savaşı öncesinde önde gelen sözcülerinden, gazetenin de başında olan Sosyalist Parti'nin gazetesinin, Avanti'nin birkaç bir yıl başında olmuş olan Mussolini'nin içinden geldiği sosyalist hareketin taleplerini dile getiriyordu. Ama onun yanında milliyetçiliği ise Versay Anlaşması'nın İtalya'ya daha önce müttefiklerin vermiş oldukları toprak vaatlerini yerine getirmemesinden dolayı bir öfke, bir kin tepkisini Versay Anlaşması'na karşı taşıyordu. Bu İtalyan milliyetçileri Versay Anlaşması sonrasında eski Avusturya-Macaristan toprakları olan Dalmatya ve İstri'nin İtalya'ya verilmesini talep ediyorlardı. Fakat Versay Anlaşması'nda bu gerçekleşmedi. İtalya galip ülkeler safında yer almış olsa da. Diğer taraftan savaş ve şiddetin deneyiminden gelen militanların oluşturduğu hareket, işçi sınıfının yükselen siyasal gücüne karşı da Bolşevik karşıtı bir direniş attığını, bir tür karşı devrimi temsil ediyordu. Faşizmin belli başlı özellikleri milliyetçilik, şiddetli, aşırı bir milliyetçilik, muhafazakarlık, eşitlik aleyhtarlığı, güçlü, esas itibariyle polis ve askeri anlamda güçlü devlet talebi, siyasal ve sendikal özgürlüklerin kısıtlanması, sınırlanması talepleriydi.
total olarak devlet kavramı, total devlet kavramı Mussolini'nin dile getirdiği bir taleptir. Totalitarizm tabirinin de kaynağı bu kullanıştan bu kullanışta yatar. Bunlara bir de romantizm siyasal akımının, romantik siyasal akımın temaları ilave oluyordu. Örneğin toprak teması, memleket, bir mutlaklaşmış memleket aidiyeti, toprağa aidiyet, ana vatan olarak toprak, halk teması, toprağın yanında halk teması, ama ırk, kan ve aile anlamında halk, hayat teması, enerji, kahramanlık, erkeklik anlamında hayat ve mitoslar, gelenek, büyük geleneğimiz, büyük insan, güçlü insan, lider, hayali bir tarih anlayışı. Bütün bunları faşizmin kuruluşunun bütün özelliklerini yakın tarihte bir ay önce Türkçesi yayınlanan İtalyan faşizminin en ünlü, en önde gelen tarihçilerinden olan, günümüz tarihçilerinden olan Emilio Gentile'nin İletişim Yayınları'ndan çıkan Kim Faşisttir kitabında bulabilirsiniz. Otantik faşizmin bütün bu özelliklerini ve bugün İtalya'da faşist olan olarak tanımlanan hareketlerin niçin aslında bu, en azından bir kısmının niçin bu otantik faşizmle karşılaştırmanın mümkün olmadığını da görebilirsiniz. Mussolini bir cephesiyle de popülist bir liderdi ilk sorumuza gelirsek. Yani faşizm popülizm miydi sorusuna gelirsek. Tabii ki Mussolini bir cephesiyle popülist bir liderdi. Muhalif bir popülizmden ulusalcı bir popülizme evrildi ve sonra faşist devlet ve partinin mutlak şefi oldu ve o zaman artık popülist olma niteliğinin çok ötesinde total bir diktatörlük rejiminin temsilcisi oldu Mussolini. 20. yüzyılda popülizmin en otantik temsilcisi ise bildiğiniz gibi Arjantin diktatörü Juan Perón'du, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ama. Savaştan önce Perón, 2. Dünya Savaşı'ndan önce Roma'da ateşe militerdi ve Perón faşizmden esinlendiğini hiçbir zaman gizlememişti. Gizlemedi. Perón şöyle diyordu: faşizmi kuracağız Arjantin'de ama Mussolini'nin düştüğü hatalardan intinayla sakınacağız. Popülizmin de ulusal kapitalizmi güçlendirme hedefi öndeydi. Ama total devlet projesini Juan Perón benimsememişti. Faşizmden farklı olarak 20. yüzyıl Latin Amerika popülizmleri emekçi sınıflara çok önemli sosyal haklar, önemli ücret artışları, güçlü bir sendikal yapı getirdiler. Faşizm ise sonuçta yayılmacı, savaşçı ve son derece baskıcı bir yola girdi. Ama bu ikisi arasında da unutmayalım, 1. Dünya Savaşı sonrasıyla 2. Dünya Savaşı sonrası arasındaki fark yatar. Dolayısıyla faşizmin kökeninde popülizmin yer aldığı doğrudur. Ama faşizm popülizmden çok farklı bir mecraya, total devlete, mutlak bir devlet, parti, ulus ve şef birliğini ifade eder. Faşizmin, nazizmin, faşizmden de esinlenmiş olan Almanya'daki nazizmin 2. Dünya Savaşı travması, pardon 1. Dünya Savaşı travması ve 1929 büyük iktisadi krizi ortamında boy verdiğini ve iktidardaki politikasına da bunların biçim verdiğini dikkate almak gerekir. İkinci sorumuz, popülizm faşizme dönüşebilir mi? Bu soru yakın zamanda birçok ülke için soruluyor haklı olarak. Macaristan'da Viktor Orban, Türkiye'de Tayyip Erdoğan, Brezilya'da Bolsonaro, Jair Bolsonaro, belki daha da anlamlı olan bu çerçevede Amerika'da 4 yıl sürmüş Donald Trump başkanlığı. Donald Trump'ı ele alalım.
her şeyi bilen ve kendini devletin sahibi olarak gören bir liderdi. Lider Donald Trump. Faşist propaganda tekniklerini kullanıyor. Yani önce gerçeği inkar ediyor, sonra ona alternatif bir gerçek ikame ediyor. Nepotizm son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin programı ilk defa liderin halkın istemlerinin cismanileşmiş hali olduğu inancına dönüştü ve bir Cumhuriyetçi Parti somut programı yapılmak yerine, onun yerine Trump'ın kendisinin parti programına ikame olması yaşandı. Bir kutsal teslis ortaya çıktı. Bir adam, erkek, bir halk ve bir ulus. Popülizm bunu elbette faşizmden almıştı. Ama günümüz otoriter popülizmleri 20. yüzyıl popülizminden farklı olarak bu sloganın demokratik yorumunu, en azından demokratik görünümlü yorumunu iptal ettiler. Arjantin'de Perón, Brezilya'da Vargas bu teslisi, biraz evvel bahsettiğim bir adam, bir halk ve bir ulus teslisini tam diktatörlüğe dönüştürmemişlerdi. Ona seçim ve kısmi çoğulculuk katarak demokrasi ayağını bütünüyle ortadan kaldırmamışlardı. Ama Trump gördük ki bu 2020 Kasım ayındaki seçim sonrasındaki davranışıyla gördük ki bu eşiği de, yani demokrasinin seçim ayağını, seçim meşruiyeti ayağını da bu eşiği de geçmeye teşebbüs edebilecek noktada. Başaramadı. Ama demokratik kurum ve geleneklerin daha zayıf olduğu yerlerde, Amerika'dan daha zayıf olduğu yerlerde başaranlar var. Rodrigo Duterte Filipinler'de, Narendra Modi Hindistan'da, bir ölçüde Tayyip Erdoğan Türkiye'de bunu başaranlar arasında. Siyasal partiler sivil demokratik yaşamın yaşamı koruma yükümlülüğünü bir kenara bırakıp, üzerlerindeki bu yükümlülüğü bir kenara bırakıp sadece liderin iradesinin taşıyıcısı olmaya dönüştüklerinde demokrasi artık yakın ve büyük bir tehlike karşısındadır. Popülizmden faşizme geçişte nihai adımlardan biri de muhafazakar çevrelerin, silahlı kuvvetlerin ve kolluk güçlerinin, polis ve jandarmanın bu eğilim karşısında aldıkları tavırdır. Bu üç grubun liderin her dediğine, yapmak istediğine teslim olmaları halinde anayasa ve yasaları bir kenara koymayı kabul etmiş olmaları halinde o zaman faşizme gidişin önü bütünüyle açılır. Toplumsal direnişin gücü yegane baraj olarak kalır ama çok büyük bir bedel ödenir faşizm engellenebilse bile. Son olarak üçüncü sorumuz günümüzde postfaşizm, otoriter nasyonel kapitalizm ve bunun 20. yüzyıldaki faşizmlerle benzerlikleri, ayrılıkları. Popülizmler demokratik alanın sınırlarına yaklaşsalar da, bu sınırı aşmaya doğru yönelseler de hepsi, bütün popülizmler bu sınırı geçmezler, geçmiyorlar. Ama iktidarda popülizmlerin hemen hepsinde lider kültünün oluşup yeniden yerinden oynatılamaz, eleştirilemez, mutlak, kadiri mutlak tabir ettiğimiz bir liderin tahakkümüne dönüşmesini de çok yaygın olduğunu görüyoruz. Latin Amerika'da bunu büyük ölçüde Chavez, bir ölçüde Morales, büyük ölçüde Ekvador'da Rafael Correa'nın temsil ettiği sol popülizm örneklerinde de gördük. Sol popülizmler de halkı homojen bir kitle olarak tanımlayıp halkın kendisinde vücut bulduğu varsayılan lidere muhalefeti şeytanlaştırmak, bunu kriminalize etmekten geri kalmadılar. Ama bu sınırı aşmayan popülizmler de var. Rejimin dayandığı tarihsel toplumsal temel işte burada belirleyici oluyor. Türkiye gibi kuruluşu güçlü otoriter ilke, kural ve kurumlara dayanan bir cumhuriyette popülist liderlerin biraz uzun süre iktidarda kalması, demokrasi düşmanı bir yönetime sarılmalarını mümkün kılıyor.
Bugün neofaşizm, postfaşizm ve otoriter nasyonel kapitalizm akımları yönetimleri arasında bir gene de ayrım yapmak ihtiyacımız var. Neofaşizm 20. yüzyılda faşizm matrisinden ana kaynağını almaya devam eden hareketleri tanımlıyor. Otantik faşizmin günümüzdeki kopyaları diyebiliriz bunlara. Kötü kopyaları belki ama kopyaları. İtalya'da İtalya'nın Kardeşleri Partisi. Sırbistan'da Sırp Eylemi Partisi. Romanya'da Romenlerin Birliği Partisi. Yakın bir tarihe kadar 97-98'e kadar 2017-2018'e kadar yakın bir tarihe kadar Macaristan'da daha iyi bir Macaristan hareketi, Jobbik hareketi, bu otantik faşist partilerin yerel ifadeleriydiler. Genellikle siyasal güçleri sınırlı kaldı ve marjinal partiler olmaya mahkum oldular. Esas olan bu faşist kaynaktan gelen ama 21. yüzyılda radikal sağ kulvara doğru evrilen hareketler, bugün esas iktidarı zorlayan hareketler Batı ülkelerinde özellikle. Enzo Traverso post faşizm olarak tanımlıyor bu hareketleri. Örneğin Avusturya'daki Özgürlük Partisi, Almanya için Birlik Hareketi, Alternatif Hareketi, Fransa'da Ulusal Cephe eski adıyla veya yeni adıyla Ulusal Birleşme Partisi. Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi de bu grup içinde ele alınabilir. Yerli otantik faşizmin bir tür merkeze doğru yürüyüşünü, merkez sağ partilerle işbirliği halinde yürüyüşünü temsil etti 1990'ların sonundan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'ne dikkat etmek lazım. Çünkü bu otoriter sağla, faşizan sağıyla merkez sağın ve genel anlamda bütün sağın birleşmesinin önemli unsurlarından, birleşme noktalarından bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi. Ona dikkatle bakmak lazım ve dikkatinizi çekerim ki Türkiye'de hiçbir zaman tek başına iktidar olma gücü olmayan, her zaman siyasal yelpazenin en sağından merkez sola kadar ikinci tercih partisi olabilen bir parti oldu Milliyetçi Hareket Partisi. Şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Kamuoyu araştırmasına dikkatinizi çekerim. Birkaç ay önce yayınlandı. Hiçbir oy vermeyeceğiniz partiler sorulduğunda deneklere, deneklerin en az tepki ifade ettiği parti Milliyetçi Hareket Partisi. İlk olarak oylarını verecekleri parti olarak belirttikleri parti, en sonda Milliyetçi Hareket Partisi geliyor. Ama hiçbir zaman oy vermeyeceğimiz partiyi sorduğunuzda o Milliyetçi Hareket Partisi değil. CHP, AKP, HDP elbette ama Milliyetçi Hareket Partisi değil. Bu çok anlamlı bir şey. Çünkü çok az oy verdikleri bir parti ama aynı zamanda bir yerde hep orada durmasını istedikleri, bir yerde bir denge partisi olarak, işte o Türkiye'deki yerli faşizan yapının denge noktası olarak tanımlayacağımız bir parti Milliyetçi Hareket Partisi. Bugün de gördüğümüz gibi. Faşist kaynaktan gelmeyen otoriter, nasyonel kapitalist siyasal hareketler, partiler de var biliyorsunuz dünyada. Hepsini popülizm kategorisi içinde ele almak aşırı düzleyici bir yaklaşım olacaktır. Faşist matristen gelerek post faşizme evrilmek, geçmişin reflekslerini, simgelerini, siyasal tahayyülünü geri gelmesi mümkün olmayan biçimde terk etmek anlamına gelmiyor. Yeniden neofaşist kulvara bu hareketlerin dönmesi mümkün. Ya da aşırı baskıcı bir tek adam rejimini ayakta tutmak için ülkeyi yangın yerine çevirmeleri de mümkün. Bugün postfaşizm seçmenlerin muhafazakar ve içe kapanmacı reflekslerine hitap ediyor. Liberal demokrasilerin yorgunluğunun, yarattıkları eşitsizliklerin, demokratik kurumların meşruiyetlerinin neoliberal politikalar tarafından yıpratılmasının siyasal alanda kullanıyorlar. Ama radikal bir demokrasi eleştirisi de getirmiyorlar. Hatta demokrasiyi halkın temsiline en fazla sahip çıkan hareketler olarak kendilerini temsil ettiğini demokrasinin iddia ediyorlar. Halbuki 20. yüzyılda hatırlayacaksınız, faşizmler demokrasiye açıkça karşıydılar.
Türkiye'de AKP Milliyetçi Hareket Partisi ittifakına dayalı iktidar ve onun doğurduğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi post faşist siyasal hareket ve rejimin birçok özelliğini sergiliyor bugün. Ama post faşizmden farklı olarak Cumhur İttifakı Türkiye otantik faşizminin ideolojik hegemonyasına giderek daha fazla giriyor. Tayyip Erdoğan'ın içinde büyüdüğü siyasal toplumsal tahayyül dünyası ile Türkiye'deki otantik faşizm arasında büyük geçişkenlikler hep olmuştur biliyorsunuz. Necip Fazıl Kısakürek bu örtüşme alanını temsil eden şahsiyetlerden bir tanesidir. Buna irredantist hevesleri kabaran ulusalcı laikçi çevrelerin sessiz ama derinden desteğini ilave edebiliriz. Buna ırkçı tepkileri sürekli arka planda duran cumhuriyetçi olduğunu iddia eden çevrelerin özellikle Kürt sorunu karşısında tepkilerini ve son tahlildeki desteklerini buna ilave edebiliriz. MHP Genel Başkanı Halkların Demokratik Partisi'ni Türk siyaset sahnesinin taşıma ve hazmetme kapasiti dolmuştur dedi ve arkasından ya terörizm ya itlaf çağrısında bulundu. İtlaf çağrısında bulundu. İtlaf çağrısı faşizmin en açık dile getirdiği çağrılardan bir tanesidir. Tertemiz kılmak, yok etmek bu aykırı bulunan unsurları. Ve buna ciddi bir tepki açıkça CHP dahil, bilgim dahilinde dile getirilmedi sosyalist çevreler dışında. Durum sıradan bir otoriterizmi, popülizmi giderek aşmaya başlıyor. Erdoğanizm bir keyfi otokrasi rejimi olarak kamusal alanı, eğitim ve kültür dünyasını muhafazakar Sünni İslam'ın tahakkümü altına alma amacı güderken kendi seküler ideolojik boşluğunu da yerli faşizmin temalarıyla doldurmaya çalışıyor. Aşırı otoriterlikle açık despotluk arasında salınıyor. 21. yüzyıla özgü faşizmlerin, belki başka bir isimle ileride anılacak olan bu oluşumların, bu siyasal oluşumların önde gelen bir örneği olma yolunda ilerliyor. Ama biliyorsunuz gelecek önceden yazılmaz. Otoriter, nasyonel kapitalist hegemonyanın 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki bu yükselişi bir kader değildir. Bugün bu hareketlere zemin hazırlayan neoliberalizmin demokratik alandaki yıkımlarına alternatif üretmek zamanıdır aynı zamanda. Bu otoriter popülizmler, otoriter nasyonel kapitalizmler demokrasilerin çöküşünün nedeni değildirler. Bunlar liberal demokrasilerin eksiklerinin, hatalarının bir sonucudurlar. Ona göre mücadelenin hattının oluşturulması gerekir. Liberal demokrasiyi kenara atmadan ama liberal demokrasinin zaaflarını, eksiklerini, büyük hatalarını dikkatle ele alarak bir çoğulcu yeni demokrasiyi, çoğulcu demokrasiyi, eşitlikçiliği, özgürlüğü merkezine alan bir demokrasi hattını oluşturmak olmazsa olmaz bir gereklilik olarak Türkiye'de ve dünyanın bu post-faşist hareketleri karşısında ezilen toplumlarında bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ahmet Dinsel'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız Canan Şahin. O konuşmaya başlamadan önce yine birkaç duyuru yapayım. Canan Şahin de aslında biraz önce tartışılan konuları Ahmet İnsel gibi hem Türkiye bağlamında hem de dünya bağlamında ele almaya çalışacak. Bizim toplantılarımız sadece Marksizm toplantılarıyla sınırlı kalmayacak, devam ediyor. Aslında şu an önümüzde gündemde olan bir dizi konuyla ilgili ilginç toplantılarımız var. Birkaçının duyurusunu paylaşmak isterim şimdi. 1 Haziran'da yani Salı günü 8.30'da itiraflar, skandallar, devlet, mafya, siyaset ilişkileri toplantımız var. Eventin linkini chatte görebilirsiniz. 3 Haziran Perşembe yine Avrupa yakasında krizler çağında
yabancılaşma başlıklı bir toplantımız var. Konuşmacımız Ferda Keskin, ilkinde Volkan Akyıldırım'dı. 4 Haziran'da da suç ve para, kapitalizm, devlet, mafya ilişkisi var. Konuşmacımız Ahmet Yıldırım. Yine aynı gün İzmir'de de vegan etik başlıklı bir toplantımız var. Antikapitalist öğrenciler de pazar günü 6 Haziran'da 21. yüzyılda sosyalizm çözüm olabilir mi isimli bir toplantı yapıyorlar. Konuşmacı Sinan Özbek. Bu toplantıların bilgilerine linkte ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alex Kalinikos'a, Ahmet İnsel'e ya da şimdi dinleyeceğiniz Candan Şahin'e sorularınızı lütfen chat'e yazınız. Sunumlar bittikten sonra konuşmacılar sorularınızı yanıtlayacaklar. Teşekkürler. Şimdi söz Canan'da. Öncelikle bütün izleyicilere hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bu konuşmayı hazırlarken Türkiye siyasetinin çürümüşlüğünün bir kanıtı sayılabilecek Sedat Peker videolarının bir kısmı yayınlanmıştı. 90'ların ikinci yarısındaki Susurlu kazasının ortaya döktüğü siyaset, sermaye, kolluk güçleri, mafya ilişkisinin bir başka versiyonunu bugün ırkçı, Turancı, Türkçü bir mafyanın ifşalarıyla yeniden dinliyoruz. 2015 barış sürecinin bitiminden beri Kürt hareketine ve onunla dayanışan herkese Türkiye'yi kelimenin gerçek anlamıyla dar edenlerin nasıl kirli bir çıkar birliği kurduğunu da görüyoruz. Gittikçe kötüye giden ekonomi, artık borç çevirmenin mümkün olmadığı bir finansal yapı, artan işsizlik, normlara uymamanın her zaman olağanüstü bir tehdide karşı gerekenin yapılması olarak tarif edildiği bir hesap vermeme siyasi kültürü ve altı boşaldıkça üstü kapışan bir siyasi düzlem ve bürokratik siyasi yozlaşma dönemindeyiz. Barış süreci sonlandırılana kadar Kürt meselesine zıt yaklaşımları sebebiyle karşı kutuplarda yer alan AKP ve MHP, beka kaygısının oluşturduğu güvenlikçi iklimde yerlilik ve millilik eksenine esas alan bir kutuplaşma siyasetinin uzun süredir ortağı. Türkiye aşırı sağının biri faşist, diğeri popülist iki önemli aktörü bir arada olunca da baskı rejimi sert ve kırılmaz gibi görünüyor. Lakin kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki bu sert kabuğun içinde sağlam bir halk desteğinden ziyade kokuşmuş bir çıkar birliği var. Otoriter rejim şimdilerde yakıtı bitmek üzere olan buharlı bir trenin böyle kuyruğuna taktığı vagonlardan yaptığı yakıt nakliyle yürüyor gibi. Bunu gizlemek için makinist tabiri ıslığa asılıyor. MHP'den devşirilen yakıtlardan otoriterlik, yani AKP'nin hem altını oyuyor hem de iki parti arasındaki ilişkiden kaynaklı aşırı sağ faşist unsurlar arasında geçişkenlik yaratan bir siyasi iklim oluşturuyor. Dolayısıyla önümüzde demokrasinin minimal düzeyde dahi işlemediği, seçimlerin eşitler arası bir yarış olmaktan çıktığı, kanunların bağlayıcının olmadığı, siyasi rant, otorite, mafya üçgeninin baskıyla ayakta durduğu bir düzen var. Şimdi bunun yanı sıra AKP'nin 2012-2013 arası politikalarına benzemeyen, hatta AKP'nin kendi geçmişine muhalefet ederek ortaya çıkmış yeni bir parti olduğu izlenimini veren bir de siyasi karinemiz var. Türkiye solunun ciddi bir bölümünde AKP'nin ilk iki dönemi devleti ele geçirmek için gerekli ittifakları kurmak üzere stratejik olarak benimsenmiş ve dolayısıyla da AKP'nin aslını gizlemek ve bir iktidar bloğu kurmak için vitrine çalıştığı bir dönem olarak görülür. Buna tabii 2013 sonrası barış sürecini de ekleyebiliriz. O da sahte bir barış süreci olarak görülür. Dolayısıyla aslını gizleyen partinin Gezi ile beraber demokratik kaftanının düştüğü, sultanın çıplak otoritesinin ifşa olduğu açık bir diktatörlük dönemine girdiğimiz yaygın kanı. Şimdi böyle düşünenlerin büyük çoğunluğu solun bir kısmına da zamanında AKP otoritarizmini görememiş oldukları ve bu yüzden devleti AKP'nin nüfuzundan korumak yerine AKP'nin devlete sızıntısını meşrulaştırdıkları iddialarıyla da içerlemekte. Bu perspektif aslında özünde neo muhafazakarların Afganistan ve Irak işgallerini meşrulaştırmak için kullandıkları İslamofaşizm kavramını da AKP'yi tarif etmek için sıkça kullanır. Yani MHP ile AKP'nin Türk sağının faşizan iki ekolü olduğu ve aralarındaki farkın İslamcılık ve ırkçılık ikilisinden hangisinin faşizmin taşıyıcısı olduğuna dair bir fark olduğunu söyler. İşte bugünkü tehdit İslami faşizm tehdidi bu anlayışa göre ve MHP'nin de eleştirisi, MHP'ye yapılan eleştiride daha çok AKP'ye kuyrukçuluk yaptığı yönünde, yani destek verdiği yönünde. AKP'nin karşısında olduğu dönemde MHP'nin ırkçılığı çok ciddi bir problem değildi. Hatta yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde ortaklıklar dahi yapılmıştı. Şimdi sol içinde artan otoriterlik tartışmasına bir diğer yanıt da Türkiye'nin AKP ile birlikte izlediği neoliberal finansallaşma politikalarının nasıl 2013 sonrası sürdürülemez hale geldiğine dair ve bunun devlet kriziyle birleştiği noktada iktidar blokunun bölünüp ekonomi yönetiminin yeniden siyasileşmek zorunda kaldığı ve bunun 2001 sonrası daha çok IMF eliyle yürütülmüş olan ve daha teknokratik, siyasileşmemiş gibi görünen özelleştirmeler, işte emek yasaları, borçluluğun arttırılması, düşük kredilerle beraber tüketimin pompalanmasına dayanan ekonomik modelin yerine daha siyasileşmiş bir ekonomik kriz yönetiminin gelmiş olduğunu söylüyorlar. Ve tabii ki bu borçluluğu bypass etmek için kamu bankalarını seferber eden devlet aslında borçluluğu hem hane halkı hem özel sektör hem de kamu düzeyinde de arttırmış oluyor. Ve Merkez Bankası'nın eziren rezervleri hatta kaynak yaratmak için arttırılan vergiler bu krize bir çözüm olamıyor. 2013 sonrasında değişen sermaye hareketleri bu krizin aynı zamanda da yapısal bir kriz olduğunu da gösteriyor. Sadece hani bir geçici bir kriz olmaktan ziyade. Şimdi bu bakış açısına dair problem hani sorunlu olabilecek şey söylenenlerin büyük bir bölümü doğru olmakla beraber ekonomi politiğin eleştirisindeki hani politik kısmın analizinin zayıf olması. Çünkü bu barış sürecinin bitiminden Arap devrimlerinin yenilgisiyle gelişen Orta Doğu jeopolitiğine, burada alt emperyalist ve emperyalist emperyalist rekabet ilişkisinin getirdiği ideoloji, yarattığı ideolojik yön değişimine, yani aslında işin siyasi ayağına dair yeterince analizi barındırmıyor olması. Bizim yapmamız gereken ekonomik krizin siyasi krizlerle nasıl birleştiğini endirgemeci olmadan analiz etmemiz. Şimdi Türkiye siyasi panoramasını bir kenara koyup elimizdeki kavramlar setinin kökenine de bakacak olursak şunu görüyoruz. Aslında otoriterizm Latin Amerika, Asya, Afrika, Orta Doğu bir düzü yerdeki siyasi rejimleri analiz etmek için kullanıldı. Ve hani otoritenin tek kişinin elinde merkezileştiği otokrasiler ya da bir azınlığın elinde merkezileştiği oligarşi gibi böyle alt kategorilerle de liberal demokrasinin adil seçim, bağımsız yargı, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, denetleme mekanizmaları gibi ideal özelliklerinin dışındaki rejimleri nitelemek için kullanıla geldi. Daha sonra daha da sofistike hale geldi ve otoriter rejim tipolojisi yaratıldı. İşte tek askeri diktatörlükler, tek parti diktatörlükleri, tek adam diktatörlükleri ve şimdi de demokratik gerileme diye tabir edilen bu dönemde hem de sadece çeper değil merkez ülkelerde, yani demokrasinin 100 yıldır konsolide olduğu düşünülen ülkelerde de otoriterleşme riskinin artmasıyla beraber rekabetçi otoriterlik, çoğunlukçu otoriterlik gibi çeşitli kavramlar da ekleniyor. Türkiye'nin biçimsel olarak rekabetçi ve çoğunlukçu otoriter bir rejim olduğunu ve cumhurbaşkanlığı rejimiyle de aslında otokratikleştiğini söylemek doğru olur. Ahmet İnsel otokrasi kavramını kullanıyor analizinde. Bu noktada konuşmanın diğer başlığına, popülizm kavramına biraz bakalım. Yani kitlelerdeki hoşnutsuzluğun, yerleşik düzenin yetersizliklerine karşı mobilize edilmesi ve bunu halkın temsilcisi olduğunu iddia eden güçlü bir lider etrafında örgütlenmiş genelde bir hareketin, bir partinin yapıyor olması ve bunu kurulu düzene ve elitlere karşı öfkeyi örgütlerken, dikey bir şekilde örgütlerken aynı zamanda o sistemin aslında halkın parçası olmadığı düşünülen göçmenlere, LGBT'yi bireylere, kadınlara ve azınlıklara, etnik, dinsel, ırksal topluluklara da toplumun çoğunluğunun ve halkın gerçek unsurlarının aleyhine ayrıcalık
tanındığı fikrine dayanır. Böylece de sadece dikey bir öfkeyi değil, aynı zamanda yatay biz ve diğerleri üzerine dayalı bir öfkeyi de harekete geçirir. Yani dolayısıyla siyasal merkez hem yetersizdir hem de o alan hak etmeyenler tarafından işgal edilmiştir ve onların çıkarı savunulmaktadır. Ve o alanı sterilize etmek ister popülist hareketler. Dolayısıyla popülizmin otoriter rejimleri iktidara taşıyan bir tarzı siyasete, bir mobilizasyon stratejisine tekabül ettiğini söylemek yanlış olmaz. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak da bugün otoriterleşmiş AKP yönetiminin ilk dönem siyasi tarzının popülist olduğunu görebiliriz. Ama bunu sağ popülizmden ayıran önemli özellikler var. Kemalist elitlere karşıtlık, askeri ve bürokratik vesayete karşıtlık üzerinden siyasetin dışına itilmiş halkın meşru, yeni, otantik temsilcisi olarak siyasete girdiğini iddia eden bir AKP vardı. Ama bu hareketin uhusu birçok aşırı sağ popülist harekette olduğu gibi o dönem ırkçılık değildi. Bilakis seküler elitizm ve ırkçılık eski rejimin fikir kuplesiydi. AKP'nin otoriterleşmesi ırkçılaşmasıyla ele gitti. Bu da zaten MHP ile koalisyonun hem sebebi hem de aslında gittikçe yoğunlaşan sonucu. Buradaki faktörün önemli olduğuna bakmak lazım. Bunu bir daha konuşmanın daha önceki yerlerinde de söyledim. Birincisi AKP Kürt meselesini maliyeti düşük, kazancı büyük bir barış projesiyle çözmek istedi ve bunu Orta Doğu'da gittikçe artan liderlik rolü, hani bölgenin jeopolitiğinde daha da önemli bir rol oynayacağı beklentisiyle yaptı. Ama işler öyle gitmedi. Hem Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kuruldu, hem de Orta Doğu devrimleri AKP'nin arzu ettiği siyasi iklimi yaratmadı. Ve bu yüzden de devletin artık 100 yıllık anksiyetesi o 5 yıllık cesaretini yıktı, geçti. Yıkarken de Batı'da Kürt hareketiyle dayanışanlara ve Kürt hareketine büyük bedeller ödetti. Bu zaten MHP'nin karın ağrısıydı ve siyasetin dümenini daha fazla Kürt hareketi ve demokratik muhalefetini ezmek yönünde kırmak için açık desteğini ortaya koydu. İkinci faktör ise tabii ki yenilen Gülenci darbe girişiminin arkasından gelen devlet krizinin kendisi oldu. Hem güvenlik kaygısını tüm yetkiyi merkezileştirerek çözmek istediler, hem de devletin kolluk güçleri ve bürokrasi içindeki krizini o dönem MHP'nin, yani devletin derin partisinin desteğiyle atlatmak istediler. Başkanlık rejimi yürütmeyi tek elde toplayıp yargıyı işlevsizleştirdikçe de AKP'nin aslında o dikey popülist tarafı aşınıp yatay, yani işte daha ırkçı, homofobik, cinsiyetçi popülist tarafı kutuplaşmayı arttırarak büyüdü. MHP bugün bu söylemin ortağı, hatta yani fikirlerimiz iktidarda, neredeyse hani denilebilecek, fikirleri iktidarda denilebilecek düzeyde bir şeye sahipler, hegemonyaya sahipler. Fakat şunu da söylemek lazım aslında, toplam oy oranları düşen bu ittifak bir yanıyla da hani arka bacaklarını faşist iktidarın sağladığı çürük bir sandalyeye benziyor. Şimdi bu merkezleşen otoriterizmle de o sandalyenin arka bacaklarını işte Türk Tabipler Birliği'nin, HDP'nin, kadın hareketinin, LGBT'lerin, işçilerin, Kürtlerin, İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenlerin kafasına karşı, Boğaziçi'li öğrencilerin karşı böyle bir sopa gibi kullanıyorlar. Şimdi AKP'nin otokratik birleşen bir rejim etrafında örgütlendiğini ve faşist harekette işbirliği yaptığını anlattık. Bu noktada faşizmin ne olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Üçüncü alternatif, aslında Stalinist ve komünist partilerce benimsenmiş tanıma göre finans kapitalin en gerici, en şovenist, en emperyalist unsurların açık terörcü diktatörlüğü. Şimdi bu tanım birçok aslında rejimi faşizm diye nitelemeye itiyor. Faşizmi bir hareket olarak analiz etmiyor. O yüzden de Türkiye solunun da ciddi bir bölümü Türkiye'de faşizmin süreklilik arz eden ama niteleyeni değişen bir rejim olarak görür. Yani açık, kapalı, yarı açık, yukarıdan askeri, hani bir dizi sıfat kullanır. Troçki 1930'larda yazarken bir yazarın işte yumuşak, orta, sert diye böyle faşizmi tarif etmesine karşı maazallah Türk tütünü gibi diye ona yanıt vererek onunla dalga geçiyordu. Bizde biraz durum böyle. Ama şimdi bizim sevinerek karşıladığımız tabii bir çaba da var. Birikim Dergisi'nin Şubat-Mart sayısı bir sürü aslında bu konudaki hani kısa makaleyi, analize de ev sahipliği yaptı. Ama orada da tabii faşizm kavramını netleştirmekten ziyade hani o muğlak
farklılığını arttıran analizler de var. İşte zamana ve mekana sığmayan bir hani siyasi hareket olarak gören, teknolojinin de desteğiyle bir bilişsel bulanıklık ve rasyonelite kaybı şeklinde kendini gösteren bir olgu olarak gören, 21. yüzyıl faşizminin akışkanlık seyreden bir olgu olduğunu anlatan böyle vurgularla dolu. Ve bunlar sadece tabii ki Türkiye'deki yazarların, entelektüellerin değil, aynı zamanda Avrupa ve dünyanın geri kalanında da yapılan çalışmalarla da bir diyalog içinde yapılan çalışmalar. Şimdi bize bunlar faşizmin ne olduğunu anlama konusunda tam yardımcı olmuyor. Faşizm her şeyden önce bir kitle hareketi. Yani bir kitle hareketinin bu bel kemiğini küçük burjuvazi ve ara sınıflar oluşturuyor. İşçi sınıfı değil ama tabii ki lümpen yoksulları da mobilize ettiğini söylemek doğru olur. Ve genelde paramiliter örgütler kuruyor ve bu şiddeti de toplumdaki işçilere, muhalefete, azınlıklara, kadınlara, göçmenlere, LGBT'lere, Kürtlere, gazetecilere karşı da saldırmak için kullanılıyor. Tabii ki bir lider kültü var, bir ulusal uyanış, bir ırksal diriliş mitosu var. Faşist hareketlerin, bütün o klasik faşist hareketlerden bildiğimiz üzere. Ve ama şey değil, hani burjuvazinin ilk tercih edeceği hareket değil tabii ki. Genelde krizi çözemediği anda burjuvazinin böyle son kertede tercih olarak ona krizi de çözmeyi vaat ederek iktidara yürüyen bir parti. Bir hareket. İki dünya savaşı arasında aslında hem solun iç hareketinin siyasi liderliklerini hem işçi sınıfının bütün olarak kendisini atomize etmeyi hedefleyerek geldi. Bugünkü noktada aslında kıyaslama yapacak olursak faşist hareketlerin hani işçi sınıfını ezmek üzere iktidara geldiğini söyleyemeyiz. Ama gittikçe artan neoliberalizmin krizine yanıt olarak gelişen bir otoriterleşme dalgasının içinde olduğumuzu ve faşist hareketlerin de bunun bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. İki dünya savaşı arasındaki dönemde de aslında sadece faşist hareketler yoktu. O dönemde artan otoriteryenizmin aslında farklı görüngüleri vardı. Faşist hareketler bunlardan bazılarıydı. Kimi yerde iktidara geldiler ama kimi yerde de başka partiler işte muhafazakarlığı ya da otoriterizmi arttırdı. Yani iki dönemde de bir skaladan bahsetmek mümkün. Şunu diyebiliriz yani, hem yeni partilerle temsil edilen aşırı sağ popülizm var bugün, hem yerleşik partilerin içinde süren bir otoriteryen popülizm kanalı var. Hem de faşist partilerin büyümesini kapsayan bir dalga var. Şimdi bu Kalinikos'un yaptığı kıyaslamaya dair benzer bir kıyaslamayı Enzo Traverso da yapıyor, İtalyan tarihçi. Ahmet İnsel aslında bu çerçeveden de buna gönderme yaparak faydalanıyor. Yine 20-40 arasındaki klasik faşizmden farkı bugünkü faşizmin, bugünkü hareketlerin işte merkeze doğru yürümesi ve bununla beraber geçirdiği dönüşüm, bir tür törpülenme ama tabii ki yine de bir otoriter tehdit olması ve bunu da bu tehdide hafife almadan post faşizm ismiyle niteliyor Traverso. Otantik faşist hareketlerin hala devamı olan neofaşist hareketlerin ise genelde marjinde olduğunu, merkez yürümeyi reddettikleri ölçüde de aslında kenarda kaldığını söylüyor. Şimdi bu tartışılması gereken bir argüman. Bir tanesi aslında bu merkeze yürüdüğü iddia edilen faşist hareketlerin bir kısmı oy oranlarını artırsa ya da büyüse de aslında o kadar da değişmiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası faşizmin yaşadığı itibar kaybından da kaynaklı. İşte antisemitizmi önemli bir ideolojik öğe olarak kullanmıyor ama çok yüksek bir sesle İslamofobi ve göçmen düşmanlığı yapıyor. İşte daha bu Judeo-Hristiyan medeniyetini özelde ise içinde yeşerdikleri ulus devletin milli çıkarlarını savunuyor. Bugün Fransa'daki aslında ulusal birleşme buna örnek. Dönüşen ya da değişen bir parti olmaktan çok aslında ırkçılığın daha güncel varyantlarını kullanıyor. Yunanistan'da Altın Şafak belki kenarda görülebilir ama aslında %4.45'e kadar oy oranını arttırmış bir partiydi.
ve büyük bir mücadele sonunda kapatıldı. İtalya'daki faşist hareket, yani Kardeşler Hareket Partisi küçüktü ama görülüyor ki şimdiki oy oranları %17 civarında, 2023 seçimlerinde ne olacağını göreceğiz. Yine Le Pen'in, Ulusal Birleşmenin liderinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favorilerden biri olacağı söyleniyor. Şimdi bir bu böylesi faşist hareketler var bu dalga içinde. Bir yandan da popülist aşırı sağ hareketler var. Bunlar tabii kitleleri faşist hareket gibi böyle paramiliter düzeyde örgütlemiyor. Ama tabii liberal demokrasinin içerisindeki muhafazakar ya da liberal hareketlerin de partizanlığından daha ciddi bir partizanlığı devşirdiklerini söylemek yanlış olmaz. Bunu da kutuplaştırıcı bir popülist dili kullanarak yapıyor. Faşist hareketlere alan da açıyor. Hani Polonya, Macaristan, Brezilya, işte Trump'la Amerika bunun örneklerinden aslında. Şimdi şunu söylemek gerekiyor aslında. Yani neofaşist hareketlere marjinal, otoriter popülist hareketlere de postfaşist dediğimizde aslında ilkinin tehdidini azaltırken ikincisinin karakterini yanlış analiz etmiş oluyoruz. Hani analitik hata bence burada. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak tekrar AKP'nin kendi güzergahı içinden geçerken yaşadığı kırılmalarla, İşte vites ya da rota değişimleriyle gittikçe otoriterliği konsolide ettiğini görebiliriz. Bunu başkanlık, cumhurbaşkanlığı rejimiyle yaptı. Ama bunu MHP'nin hegemonyasını da arttırmasını mümkün kılan bir siyasi ortam yaratarak yaptı. Milliyetçi ve ırkçı bir dilde ortaklaştı. Ve dolayısıyla Türkiye'de otoriterlik artarken bir yandan da faşizm bir tehdit olarak doğru orantılı bir şekilde büyüdü. Bu ama AKP açısından bir bedele sahip oldu. Popülist siyasetin bel kemiğini oluşturan o hani halk aslında gittikçe ihaleler, yoksulluklar, mafya ilişkileri, kayırmaca ile partinin ve onun iktidarının bir azınlığa hizmet ettiğini daha net görüyor. Şimdi ne yapmalı sorusuna gelince de Türkiye'de ve dünyanın geri kalanında ya bu artan otoriterlik, aşırı sağ popülizm ve faşizm tehdidine karşı merkezle ya da bu partilerin karşısındakilerle ittifak yapan bir sol olacak ya da aşağıdan hareketi örgütleyeceğiz. Yapılması gereken ikincisi, çünkü zaten krizin müsebbibi olan merkezin otoriterlik karşıtı mücadelede elimizi güçlendireceğini düşünmek yanlış olur. ABD'de bugün aslında hani Trump'ın yenilgisini sağlayan şey bir seçim ittifakından çok çok ciddi bir sokak hareketi, BLM hareketi, kadın hareketi, işçi hareketinin olmuş olmasıydı. BLM hareketi bunlar içinde en güçlü olanı tabii ki. Biz de iki milliyetçi cepheden birini seçmek zorunda değiliz. Şimdi sokağın gerilediği yerde çatı ittifakları hep daha mümkün, pragmatik seçeneklermiş gibi görünüyor. Ama tam da Ahmet'in senin dediği gibi böyle bir kurum kırıma dayanan ve bugünlükçü siyaset yapan AKP'ye karşı da biz yine bugünlükçü bir muhalefet yürütmemeliyiz. Ve bu antikapitalist bir hareketi, ezilenleri bir araya getirebilecek, inşa etmeye çabalamak lazım. Herkesi antikapitalist bloka katılmaya, aynı zamanda disipe üye olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar selamlar. Sunumlarımız bitmiş durumda şimdi. Şimdi soruları konuşmacılara ileteceğiz. Alex Kalinikos bizimle birlikte. İlk önce onun sorularını paylaşacağım. Kendisine iki önemli soru geldi. Birinci soru şu: aşırı sağ ve faşizm arasındaki farkı çok güzel anlattınız. Aşırı sağ karşı kurmamız gereken birleşik cepheyi nasıl inşa edeceğiz ve bunu uluslararası ölçekte nasıl geliştireceğiz? Bu ilk soru. İkinci soru ise Almanya AfD ile ilgili. Almanya'da AfD'nin Covid-19 sürecinde seçmen desteğinin hızla azalmasını nasıl açıklayabiliriz? Neye bağlıyorsunuz? Açıkçası böyle bir krizde desteğini artırabileceğini düşünüyordum. Alex Kalinikos istediği sırayla bu sorulara yanıtlayacak. Ronny Margulies de bizimle beraber, kendisi çeviriyi yapacak. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Söz sizde, Alex ve Ronny. Go on, Alex. Okay. Hello, comrades. I hope you're having fruitful discussions. Now, as you know, I've been asked two questions. I'm going to answer the question about Germany first, because it is interesting, because Germany is a good illustration of what I call the crisis of the extreme center, because the two historic... Not
Alex, oy. Sorry, stop. Right. Sorry. Merhaba arkadaşlar. Umarım doyurucu bir tartışma yaşıyorsunuz. Gelen sorulardan Almanya ile ilgili olanı ilk onu cevaplamayı düşünüyorum. Çünkü Almanya'da olanlar aşırı merkezin krizi diye sözünü ettiğim olgunun iyi bir örneği. Yes, Alex. Okay, apologies. The two historic parties of post-war German capitalism, the Conservative Christian Social and Christian Democratic Union and the Social Democratic Party, have both been very badly squeezed electorally. Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin iki ana partisi, yani bir yanda Muhafazakar Parti, bir yanda Sosyal Demokrat Parti, son dönemde seçimlerde çok zor durumlarda kaldılar. Oyları azaldı, sıkıştılar. Yeah. In particular, the CDU, CSU, the political bloc of Angela Merkel, who has dominated German and European politics for over 15 years now, has been very badly squeezed. So it's less than 30% in the opinion polls. Özellikle Muhafazakar Parti, yani Merkel'in partisi, seçimlerde oy oranı açısından iyice zor durumda. Şu anda kamuoyu yoklamalarında %30'un altında görünüyor. Yeah. But it hasn't been the AfD that has benefited from this. Ama bunların oy kaybetmesinden karlı çıkan parti AfD olmadı. It has been the Greens, who are historically an ecological party, but now a very neoliberal party. Karlı çıkan parti Yeşiller oldu. Tarihsel olarak Yeşiller bir ekoloji partisi, ama şu anda bir neoliberal parti durumundalar. The far right have mounted very big demonstrations against the lockdown and against vaccination and so on and so forth, but that hasn't been translated in electoral growth of the AfD. Aşırı sağ çok büyük gösteriler örgütledi, aşı konusunda vesaire büyük gösteriler örgütledi, ama bunlar aldıkları oylara yansımadı. I think this is partly because the AfD is internally divided between the real fascists and those who are called the national conservatives, if you like, the racist populists. Bence bu yansımamasının nedeni AfD'nin kendi içinde bölünmüş olması. Bu bölünme de bir yanda hakiki faşistler, bir yandan da faşist olmayan sağcı milliyetçiler arasında bir farklılık var parti içinde. But I think it's also because there have been very determined mass mobilizations against the far right, which have helped to keep them on the defensive. Ama ayrıca oylarını arttıramamış olmalarının bir nedeni de AfD'ye karşı çok büyük anti-ırkçı gösterilerin, sokak gösterilerinin gerçekleştirilmiş olması ve partinin bir ölçüde geri itilmiş olması. And this shows that the rise of the far right isn't inevitable. If we identify the threat and mobilize against it, we can defeat them. Bu da aşırı sağa karşı örgütlenmenin mümkün olduğunu ve aşırı sağın yükselişinin kaçınılmaz, engellenemez filan olmadığını gösteriyor. Tehdidi tanıyıp tanımlayıp buna karşı seferber olduğumuz takdirde
engellememiz mümkün. And this is crucial to answering the other question. Bu da ikinci soruyu cevaplamak açısından önemli bir unsur. We have to be vigilant. We have to build a strong united front, and we have to mobilize consistently against the far right, particularly the fascists, but not only the fascists. Tetikte olmamız gerek, sürekli seferber olmamız gerek. Aşırı sağa karşı, özellikle faşistlere ama sadece faşistlere karşı değil, sürekli örgütlenmeniz ve birleşik cephe inşa etmeye çabalamamız gerekiyor. So, for example, in Britain there's been a huge offensive against the radical left based on the accusation of anti-Semitism. Örneğin, İngiltere'de son dönemde radikal sola karşı muazzam bir saldırı var. Solun antisemitik olduğu iddiasıyla, bu iddia temelinde yürütülen bir saldırı. So Jeremy Corbyn, the former leader of the Labour Party, has been suspended on completely false accusations of anti-Semitism, which really reflect his support for Palestine. Örneğin Jeremy Corbyn, yani İşçi Partisi'nin bir önceki başkanı, lideri, Corbyn'in parti üyeliği askıya alındı, tümüyle yalan bir antisemit olduğu suçlamasıyla. Bu suçlamanın da tek nedeni Corbyn'in Filistin hareketini destekliyor olması. But yesterday, Viktor Orban, the Hungarian Prime Minister, visited London and met the British Prime Minister, Boris Johnson. Buna karşılık Viktor Orban, Macaristan'ın başbakanı, dün Londra'ya bir ziyarette bulunup İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü. Now, Orban is a real anti-Semite. He won re-election 2 or 3 years ago on the basis of an anti-Semitic campaign. Şimdi Orban gerçek anlamda bir Yahudi düşmanı, gerçek bir antisemit. 2-3 yıl önce kazandığı seçimlerde seçim kampanyası tamamen antisemitik bir kampanyaydı. He also is a great supporter of the State of Israel and a friend of Netanyahu. Aynı zamanda Orban, İsrail'in önemli bir destekçisi ve Netanyahu'nun arkadaşı. This is very typical of the contemporary far right. Bu günümüzün aşırı sağı açısından çok tipik bir durum. Anti-Semitism is still very important to them, but they support Israel as a bastion against what they see as the Islamic threat. Antisemitizm günümüzün aşırı sağı için hala önemli bir şey, ama aynı zamanda İslam'a karşı, İslamofobik oldukları için İsrail'i destekliyorlar. But yesterday there was a demonstration against Orban organized by Stand Up to Racism, the anti-racist United Front in Britain. Ama tabii dün Londra'da Orban'a karşı bir gösteri örgütlendi. Gösteriyi örgütleyen de İngiltere'deki ırkçılığa karşı ayağa kalk kampanyası. Yani orada inşa etmekte olduğumuz Birleşik Cephe kampanyasıydı. And we mobilize against every manifestation of the far right. We are absolutely intolerant of them. İngiltere'de biz aşırı sağın yaptığı her şeye karşı seferber oluyoruz. Yaptıkları hiçbir şeyi görmezden gelmiyoruz. But the comrade asked, and I can answer, this is happening on an international scale. Soruyu soran yoldaş
sordu ve cevabını da vereyim. Bu dediklerim uluslararası düzeyde gerçekleşen şeyler. So there's an anti-racist coalition whose driving forces are in particular Stand Up to Racism in Britain, KIFA in Greece, which secured the condemnation of the Golden Dawn fascists, the German Anti-Racist Coalition, but also many others. Yani uluslararası ölçekte yürüttüğünüz bir kampanyanın İngiltere'deki ayağı dünkü gösteriyi örgütleyen ırkçılığa karşı ayağa kalk. Yunanistan'da KERFA adlı Altın Şafak örgütünün suçlu bulunmasıyla sonuçlanan süreci götüren ana örgütlerden biri. Almanya'da benzer bir örgüt vesaire. Because as I tried to bring out in my presentation, the far right is a global threat and we have to fight it globally. Çünkü çok açık konuşmamda da belirtmeye çalıştım. Aşırı sağ küresel bir olgu ve tabii ki buna karşı küresel düzeyde mücadele etmemiz gerek. Thanks very much, comrades. Thanks to Ronnie for translating for me. Teşekkürler yoldaşlar ve Ronnie'ye teşekkürler. Thank you. That's it, Canan. Okay, tamam. Teşekkür ederiz sorulara yanıt verdiği için Alex Kalinikos'un detaylı bir şekilde. Ronnie çok sağ ol çeviri için. Ben de tekrar etmiş olayım insanlardan gelen tepkiyi. Ahmet İnsel şu an aramızda yok. Hani ben kendime gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım bu durumda. Ama ondan önce bir iki duyuru yapayım. Birincisi gazetemizin 27. dijital sayısı çıktı. Erişebilirsiniz. İkincisi Alex Kalinikos'un yazısının çevirisinin de olduğu Enternasyonel Sosyalizm dergisine ulaşabilirsiniz. Yine chatte linkini görebilirsiniz. Son olarak da toplantılarımız ve etkinliklerimiz devam edecek. Yine chatte o duyuruları görebilirsiniz. En yakını 1 Haziran'da itiraflar, skandallar, devlet, mafya, siyaset ilişkileri. Tam da bugün aslında ki konuyla yakından ilişkili Volkan Ak Yıldırım anlatıyor. Event'in linkini görebilirsiniz. Ve Disip'e katılmak isterseniz de iletişim föyünü yine bulabilirsiniz. Bana gelen ilk soru, AKP için İslami Faşist Parti tanımı yapıldığını sık sık duyuyoruz. Buna ne dersiniz? Türkiye'de %90 olduğunun, Türkiye'nin %90 Müslüman olduğunun söylenmesine rağmen, yani bu gerçekte bu kadar olmasa da niye İslamofobi var? Ve faşist harekete karşı mücadele İslamofobiye karşı mücadeleyi kapsar mı? İlk önce bu soruyu yanıtlamaya çalışayım. Şimdi birincisi Türkiye'de aslında siyasal alanın kuruluşu, yani işte modern Kemalist devletin ortaya çıktığından beri bir hani ilericilik, gericilik, modernizm, orta çağcılık, yani Osmanlı döneminde kalmış olma, bu yarılmayla belirlendi ve bu siyasal ideolojilerin hani böylesi bir yarılmayla, zihniyetle belirlenmiş olması sağ ve solu, yani o konstelasyona böyle özel bir karakter kattı. Ve bu şu anlama geldi aslında. Türkiye'de faşist hareketler büyüdüğünde de MHP, yani yine işte biraz Ahmet İnsel'in kavram setini kullanacak olursa, bu otantik, hani klasik faşizmin örgütleri çoğunlukla sol tarafından da İslamcı ayağıyla eleştirildi. Yani daha İslami olmakla eleştirildi. Şimdi düşünelim, hani Maraş, Çorum, aslında hatta Sivas, yani faşist katliamların tarihinde de daha çok böyle hani Alevilere düşmanlık arz eden dini yanı, yani İslami yanı ağır bastı. Dolayısıyla AKP'nin siyaset sahnesine çıkışı ve dinin siyasi bir aynı zamanda mobilizasyon aracına dönüşmesi, hani faşizmin bir vehçe değiştirmesi gibi algılandı ve bu İslam'ı faşizm hani anlayışının altında yatan sebeplerden bir tanesi.
Oysa ki faşizmi esas olarak hani belirleyen ideoloji, Türkiye'de de aslında bunun hani otoriterleşme ve Kürt hareketi ne karşı devletin tutumu hani arasındaki ilişkiyi yaparken de vurguladık, ırkçılık. Yani bunu es geçmemek gerekiyor. Ve İslamofobi bugün Avrupa genelindeki ırkçılığın adı. Kalinikos konuşmasında kısmen söylemişti. Antisemitizm 20-40 arası dönemdeki ırkçılığın böyle mobilize hani etrafında mobilize olduğu bir şeydi, ideolojiydi. Bugün hala antisemit faşist hareketler ama daha vurgulanarak hani yapılan ırkçılık, göçmen düşmanlığı, işçi sınıfının bugün en yoksul kesimini oluşturan neredeyse göçmenlere karşı düşmanlık İslamofobi etrafında yapılıyor ve tabii ki bu yarılmanın içinde Türkiye'de de o dile yakın bir dilin hani kullanılıyor olması kimi zaman İslami harekete karşı çok ciddi bir problem yaratıyor. Çünkü dünyadaki ana hani o şeyin ideolojik yarılmayı bir tür eko eden bir şey gibi oluyor. Bu Türkiye'nin %90'ı Müslüman, burada İslamofobi olmaz fikri doğru bir fikir değil. Yani çünkü devletin kurucu ideolojisinin dışlayıcı şeyini çizgisini benimserseniz eğer aslında son derece hani İslamofobik bir şey yapmış oluyorsunuz. Hani Fransa'daki laiklik anlayışıyla hani ne bileyim Quebec deki laiklik anlayışının böyle değerleri Türkiye'de de savunulur. Bu Fransa'da daha az meşru ve Türkiye'de meşru değil. Türkiye'de daha fazla Müslüman olduğu için. İkisi de problemli ve bunun etrafında kurulan ideolojiler de yanlış oluyor. Şimdi neokonların yani aslında 21. yüzyıl emperyalizminin nasıl ideolojik olarak da kendini kurduğunu düşünecek olursak bu hani nasıl sömürgecilik döneminde ırkçılık çok şey bir fikirdi, özellikle de siyah beyaz hani buna dayalı ırkçılık çok önemliydi. Bu yeni hani Afganistan, Irak işgalleri, Orta Doğu ile ilgili bir durum, hatta şimdi Filistin meselesinde olduğu gibi bu savaşları, bu müdahaleleri meşrulaştırmak için de İslamofobi çok İslamofaşizm bir şey olarak kullanıldı ideolojik araç. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Türkiye'de bu kavramı kullanırken nereye tekabül ettiğine bakmamız lazım. Antifaşist bir mücadele yürütürken İslamofobik olmamak, hatta İslamofobiye karşı da mücadele etmek lazım. Çünkü bugün AKP'nin hani o popülist bir parti olarak aslında halk desteğinin aşındığını anlatıyoruz. O halk aşınan halk desteğinin hani bir kısmı aşırı sağa doğru gidiyor olabilir ama yoksulların büyük bir bölümü alternatif arıyor aslında. İslamofobik bir muhalefet, antifaşist muhalefet, anti-otoriter muhalefet güven verip bir alternatif yaratamaz. Oysa bizim aşağıdan birleştirici mücadeleye ihtiyacımız var. Bu şunun önünde engel değil tabii ki. Hani işte Trump'ın destekçisi olan Evangelistler ya da Bolsonaro'nun arkasında benzer şekilde ya da işte yükselen aşırı sağ hani tarihte de bugün de hani çeşitli dini fikirlerle de aynı flört ettiği ortada ama bugün Hitler'i tarif ederken biz şeyden çok hani o yönünden ziyade ırkçı ideolojiye parmak basıyoruz. Bence Türkiye'de de o şeyi kaybetmemek lazım. AKP'ye de otoriterizminin şeyini veren, yakıtını veren şey bugün ırkçılık ve onun etrafında kurulan yine tabii ki Ergenekon, MHP vesaire koalisyonu. Umarım soruya yanıt verebilmişimdir. İkinci soru da biraz uzun oldu. Buna biraz daha kısa yanıt vereceğim. İkinci soru da yakın zamanda ayyuka çıkan oldukça da köklü bir geçmiş olan devlet mafya ilişkisiyle faşist hareketi nasıl ilişkilendirmek gerekir? Yani bu 2000 barış sürecinin sona ermesi ve 2016 darbe girişiminin yenilmesinden sonra kurulan koalisyon aslında olabildiğince siyasal alanı her türlü demokratik müdahaleden insüle etmeye çalıştı. Yani bir şey yapılamasın, hani çok itiraz edilemesin, bunun kanalları hani gerek parlamentoda gerekse sokakta hani oldukça kısıldı. Şimdi bu tabii ki neden? Çünkü demokratik alanın genişlemesi ve bunun etrafında gelecek olan dönüşüm hesap verilebilirlik, şeffaf bir dizi şey açıdan devletin kurumlarını zorlayacak bir şey ve bunu
içinde bulunulan siyasi kriz bunu çok riskli gördü ve tekrar aslında eski koalisyonlar yeniden kuruldu. Yani AKP aslında iktidarda kalmak için ve bu sadece siyasicilerin iktidarda kalma durumu değil tabii ki. Biz bugün görüyoruz aslında bütün o ihalelerle hani kimin ranttan faydalandığı, kimin ihaleleri aldığı, kimin dolayısıyla kar etme rekabetinde öncelik hani kazandığını düşünecek olursak o iktidar bloku, o iktidar şeyi kendi aslında şeyini durumunu sağlamlaştırabilmek için yani 10 yıldır aslında siyasetin çatışmasında merkezde olan kimi gruplarla da işbirliği yaptı. Biz dolayısıyla şeyi gördük. Sedat Peker cezaevi, tekrar Sedat Peker. Alaaddin Çakıcı cezaevi, tekrar Alaaddin Çakıcı. İşte MHP muhalefette büyük bir şey, şimdi tekrar yan yana. Dolayısıyla da kriz yönetiminde bütün kapitalist ülkelerde de olduğu gibi aslında hani bizim derin devlet diye tabir ettiğimiz aslında bir dizi kirli şey yapılamayacak herhangi bir yasal ya da hani ahlaki etik şekilde savunulamayacak şeylerin nasıl aslında arkada yürütülebildiğini gördük. Bu da bunun bir ürünü. Bu AKP'nin kendisine kısa sürede de aslında zarar veriyor. Ahmet İnsel bugün toplantısında vurgulamadı ama önemli bir şeyden bahsediyordu böyle. Hani kurum kırımcı ve bugünlükçü diye. Tabii AKP'nin bu bugünlükçü siyaseti o kendisinin de altını oyuyor ve biz arka planda neler olduğunu görüyoruz. Bu kapitalizmde sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil aslında. Bu sistem krize girdiğinde bu tür bağlantıları, bu tür ilişkileri yeniden şey yapabiliyor, canlandırıyor, yeniden bağlantıları güçlendiriyor. Çünkü aslında devlet dediğimiz kurum ve onun kanalıyla yani siyaset devlet ve bunun kanalından dağıtılan aslında ayrıcalıkların neye, nasıl, kime, kimi baskılayarak, kimi öne çıkararak geleceği bir pazarlık konusu oluyor. Ve burada demokratik alan daraldıkça başka tür özellikleri olan, eli silah tutan, başka tür güçleri olan, paramiliter güçleri olan taraflar öne geçiyor. Ve bu geçici güvenlik duygusunun da aslında uzun vadede ne tür kayıplar yarattığını görüyoruz, göreceğiz. Daha da fazlasını bence göreceğiz. Son olarak hani bu manzara karşısında tabii ki biz antikapitalist blokun ne kadar önemli olduğunu hep anlıyoruz. Yani iki milliyetçi bloktan birini seçmeyeceğiz diye. Dolayısıyla MHP, AKP ile hani İYİ Parti ve onun etrafında ve onun aslında biraz da terim şeylerini oluşturduğu, temel omurgasını oluşturduğu bir ittifaktan çok aşağıdan bir antifaşist hareket, aynı zamanda aşırı sağa karşı, cinsiyetçiliğe karşı, homofobiye karşı, ırkçılığa karşı bir hareketin inşa edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bütün hani zorlu koşullara rağmen ve bunun dünya genelinde de kazandıran şey olduğunu Amerika'dan da gördük. Herkesi disipe katılmaya ve antikapitalist bloka katılmaya davet ediyorum. Umarım iyi bir toplantı oldu, iyi tartışmalar oldu. Herkese, bütün dinleyenlere de teşekkürler ve iyi geceler.